Merhabalar sevgili öğrencim. 19. gündeyiz ve yazım kurallarıyla ilgili 3. PDF ders notuyla karşındayım. Bu ders notuyla, 3. PDF ders notuyla birlikte yazım kurallarını seninle bitirmiş olacağız. Bu ders notunda ayrı yazılan birleşik kelimeleri öğreneceğiz. Ayrı yazılan birleşik kelimeler dışında kısaltmaların ve sayıların yazımını ve kesme işaretini kullanmamamız gereken yerleri öğreneceğiz ki ÖSYM e özellikle buralardan soru sormayı çok fazla seviyor diyorum. Önce hemen hangisini hallediyoruz? Önce hemen ders notumuzun başına gidip ayrı yazılan birleşik kelimelerimizi öğreniyoruz. Bitişik yazılanlar kadar çok fazla maddemiz yok sevgili öğrencim ama bitişik yazılma kuralları bizim için çok önemli. Onları mutlaka bilmeliyiz. Onları bilmeden ayrı yazılan birleşik kelimeleri de anlayamayız. İkisi birbirini destekler nitelikte. Lütfen bunu unutma. Hemen birinci kanun maddemizle başlıyoruz. Birleşme sırasında kelimelerden hiçbiri veya ikinci kelimesi anlam değişikliğine uğramayan birleşik sözcükler nasıl yazılır? ayrı yazılır. Bitişik yazılma kuralımızda da ilk madde bununla ilgiliydi. Lütfen hatırla. Biz yine her zamanki gibi seninle ikinci kelimeye odaklanacağız. Ne demek hocam bu? Örneğin köpek balığı sözcüğü ayrı yazılır çünkü köpek balığı bir balıktır. İkinci kelimeye odaklanıp kontrol ediyoruz. Köpek balığı eşittir balıksa ayrı yazıyoruz. Çalı kuşu eşittir kuşsa ne yapıyoruz? Ayrı yazıyoruz. Hamam böceği eşittir bir böcekse ayrı yazıyoruz. Hocam genellikle hangi kelimeler bu şekilde karşımıza çıkıyor? Bitki, hayvan, renk, yiyecek, yemek, alet, eşya gibi benzeri nesne ve kavramların adlarını biz Türkçe'de bu şekilde kuruyoruz. Ama bunların bitişik hali de vardı. Lütfen unutma. Mesela dağ çamı bitki olduğu için hocam ve çam olduğu için ve çam anlamını koruduğu için ayrı yazmaya devam ediyorum. Ayrı kotu ot mudur? Ottur. O zaman ayrı yazıyorum. Lavanta çiçeği çiçek midir? Çiçektir. O zaman ayrı yazıyorum. Arap sabunu sabun mudur? O zaman ayrı yazıyorum. Portakal rengi bir renk midir? O zaman ayrı yazıyorum. Çiğ köfte bir köfte midir? Köftedir hocam. O zaman ayrı yazıyorum. Kuru yemiş bir yemiş midir? Yani yiyecek midir? O zaman ayrı yazıyorum. Dikkat et. Özellikle kuru yemiş sözcüğü en çok yanlış yazılan sözcüklerden bir tanesidir. Kuru yemiş bir yemiş olduğu için, yani bir yiyecek olduğu için ayrı yazılır. Afyon ruhu, tuz ruhu derken. Hocam bunları da ayrı yazıyoruz. Neden ruh sözcüğü burada anlamını kaybetmiyor mu? kaybetmiyor. Burada içimizdeki insanda var olan ruhtan bahsetmiyoruz sevgili öğrencim. Buradaki ruh sözcüğünü terim anlamda kimyasal madde gibi kullanıyoruz. Dikkat et son 1-2 yıldır denemelerde görmeye başladım. Afyon ruhu, tuz ruhu, nane ruhu gibi sonu ruhla biten sözcükleri de bize sormaya başladılar. Niye bunu yapıyorlar? Çünkü ruh sözcüğünün anlamını kaybettiğini düşünmemizi istiyorlar. Peki bu bizim yalnızca kurallarımızdan bir tanesi bitişik yazma kurallarında olduğu gibi bu kuralı genellemeyeceğiz. Lütfen hatırla bitişik yazılma kurallarını da ayrı yazılma kurallarını da Mutlaka ayrı ayrı bileceğiz tüm kanun maddelerini. Bitişikte sana 16 madde öğretmiştim. Onları mutlaka bileceksin. Örneğin Alabalık bir hayvan ismi olduğu halde ve balık olduğu halde bitişik yazılıyordu. Niye? Çünkü ala sözcüğüyle kuruyorduk. Boz ayı ayı olduğu halde bitişik yazılıyordu. Çünkü renk ismiyle kuruyorduk. Karabiber gibi, karaçam gibi, karadut gibi bitki isimleri bitişik yazılıyordu. Neden bitişik yazılıyordu sevgili öğrencim? Çünkü bununla ilgili kanun maddemiz var. Bitişik yazılma kurallarının içerisinde bitki isimlerinin başına renk ismi getirirsek, renk ismiyle bunları kurarsak ne yapıyorduk? Bitişik yazıyorduk. O yüzden bitişik kurallarıyla çelişmemeli ayrı yazılan sözcüklerimiz. Lütfen bunun bilincinde ol. Şurada Sivri biber demişim. Sivri biber bir biber mi? Biber hocam ayrı yazılır. Dolma biber biberse ayrı yazılır. Yeşil biber biberse nasıl yazılır? Ayrı yazılır demişim. Ve şurada da aynen bitişik yazılmada verdiğim notu tekrar etmişim. Yeşil sözcüğü biber gibi, zeytin gibi, fasulye gibi bitkilerin önüne geldiğinde tür bildirmez. Dolayısıyla bunları ne yapacağız? Ayrı yazacağız. Lütfen unutma tekrar hatırlatıyorum. Şurada yine önemli bir kural dışı sözcüğümüz var. Çöre otu, semiz otu ve dere otu ot oldukları halde bitişik yazılır gelenekselleşmiş olarak bu üç tane otumuzu lütfen unutma diyorum ve ikinci maddeye geçiyorum. Yol ve ulaşımla ilgili birleşik kelimeleri biz Türkçe'de genellikle ayrı yazarız. Arnavut kaldırma. Zaten bunu bitişik yazsak tuhaf görünür. Ama şunlara lütfen dikkat et. Bunlar sorulabilir. Çevre yolu, deniz yolu, kara yolu, hava yolu, keçi yolu, köprü yol gibi yolla ilgili sözcükleri ne yapıyormuşuz? Ayrı yazıyoruz. Bunun bir tane istisnası var. Otoyol sözcüğü ama bu zaten farklı bir kurala bağlı. Oto sözcüğünden dolayı biz otoyol sözcüğünü bitişik yazıyoruz. Lütfen aklında tut ve pdf ders notunu indirmeyi, soru çözerken yanında bulundurmayı hiçbir zaman unutma. Biraz hızlı hızlı geçeceğim. Bunlar biraz ezber gerektiren, senin aklında tutman gereken kurallar olduğu için. Bilim ve bilgi sözleriyle kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılır. ÖSYM sormayı sever. Lütfen dikkat et 3. maddeye. Örneğin dil bilimi yazacağım, ayrı yazacağım hocam. Ses bilgisi yazacağım, ayrı yazacağım. Halk bilgisi yazacağım, ayrı yazmam lazım. Toplum bilimi yazacağım, ayrı yazmam lazım. Böyle bir kelime görürsek aklımıza üçüncü kanun maddemiz gelmek zorunda. Yuvar ve küre sözcükleriyle kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılmalıdır diye neyimiz var? Bir kanun maddemiz var. Yarım küre yazacağım, yarı küre yazacağım, taş küre yazacağım, ışık küre, hava küre. Bu sorulduğu zaman eğer ÖSYM e böyle bir kelimeyi sorarsa yuvar ve küre ile ilgili maddemiz vardı diye aklına getirmelisin. Ve kural ile kelimeyi eşleştirerek soruları çözmelisin sevgili öğrencim. Sadece üç tane istisnamız kural dışı kelimemiz var. Bir tanesi yer küre. Yani... Hava küre, su küre, taş küre hepsini ayrı yazıyoruz ama yer küreyi bitişik yazıyoruz. Yeryüzü anlamına geldiği için al yuvar ve ak yuvar da terim olduğu için kural dışıdır. Lütfen unutma. Zamanla ilgili birleşik kelimeler. Gece yarısı, gün ortası, hafta başı, hafta sonu. Özellikle hafta sonu sözcüğü Türkçede çok yanlış yazılan kelimelerden birisi. Bitişik yazılıyor gözün bitişik haline alışmış olabilir. Lütfen dikkat et. Altıncı kanun maddemiz yine ÖSYM'nin yayın evlerinin ve denemelerin en çok kullandığı maddelerden bir tanesidir. İç, dış, sıra sözcüğüyle kurulan tüm birleşik kelimelerimiz ayrı yazılır. Bunu lütfen unutma. Bak aklında tutman gerekenler yalnızca şunlar sevgili öğrencim çok zor değil. Bilim ve bilgi dış, iç, sıra, küre. Bunları aklında tutacaksın. Diyeceksin ki ya ben bunları gördüğüm zaman bunlarla ilgili içerisinde bunların olduğu kelimeleri gördüğüm zaman ayrı yazmalıyım. Bu kadar basit. Bunun başka bir yöntemi daha kolay bir yolu kolay bir taktiği inan bana yok. Örneğin hafta içi sözcüğü gördün ÖSYM altını çizmiş diyeceksin ki iç dış sıra sözcükleri ayrı yazılıyordu. O zaman benim hafta içini ne yapmam lazım? Ayrı yazmam lazım. Ya da mesela çevrim içi sözcüğünü gördün. Yine çok yanlış yazılan sözcüklerden birisidir. Lütfen dikkat et. Sevrim, çevrim, çevrim için bitişik yazılmaz. Çevrim içi ayrı yazılır. Sebep 6. kanun maddesi bana diyor ki iç sözcüğünü, dış sözcüğünü ve sıra sözcüğünü ayrı yazmak durumundasın peşi sıra dedim, ardı sıra dedim, aklı sıra dedim, ahlak dışı dedim, din dışı dedim. Bunlarından herhangi birini görürsem aklıma iç, dış, sıra sözcüklerinin ayrı yazılması gerektiğini hatırlatan, anlatan kanun maddesi aklıma gelecek. Somut olarak yer belirten alt ve üst sözcükleri nasıl yazılır? Ayrı yazılır. Bitişik yazılma kurallarında bunun tam tersi bir maddemiz vardı. Lütfen hatırla. Toprak altı hocam gerçekten toprağın altını kastederiz. Yer altı gerçekten yer altını kastederiz. Somut olarak orası gerçekten alttadır. Dolayısıyla ne yaparız? Bunları ayrı yazarız. Ama ama ne zaman sevgili öğrencim? İkinci kelime oldukları zaman alt sözcüğü, üst sözcüğü ve üzeri sözcüğü İkinci kelime olduğu zaman bu somut olarak yer bildirme ya da bildirmeme kuralına bakarız. Peki hocam alt sözcüğü ve üst sözcüğü ilk kelimede ise yani birinci kelimede ise ne yaparız? Birinci kelimede ise zaten ayrı yazarız. Neden ayrı yazarız? Çünkü 8. kanun maddemiz bize böyle söylüyor. Ne söylüyor 8. kanun maddemiz? Alt, üst, ana, iç, dış peşin, sağ, sol gibi sözcükler diyor. Özellikle ilk kelime olduklarında yani sözlerin başına getirildiği zaman ayrı yazılmalıdır diyor. Burada sorulma ihtimali yüksek olanları ben mavi renkle yazdım lütfen dikkat et. Alt yazı sözcüğünü gördüğün zaman yapman gereken şey şu. ÖSYM'ye alt yazının altını çizmiş aklına gelmesi gereken kanun maddesi bu. Ya alt ve üst sözcükleri zaten ilk kelimede yer aldığı zaman ayrı yazmalıyım diyeceksin. Başka hiçbir şey düşünmeyeceksin. Üst geçit, alt geçit. İlk kelimede olduğu için ayrı. Ana dili, ana bilim dalı, ana yol, ana dil, ana sözcüğü çok sorulan kelimelerden bir tanesidir. Lütfen dikkat et. Anakara, ana fikir Ana sözcüğü birinci kelimede ise ne yapacaksın? Ayrı yazacaksın. Ön söz, ön yargı, ön sözcüğü birinci kelimede ise ayrı yazacaksın. Yine art sözcüğüne lütfen dikkat et. Art arda. Neden böyle ayrı yazıyorum? Çünkü art sözcüğü birinci kelimede olduğu için ayrı yazıyorum. Buradaki örnekleri sen ne yapabilirsin? PDF ders notunu indirerek inceleyebilirsin. Ben Kural dışı birkaç tane kelimemiz var. Onları da notumuzun altına ekledim. Öngörü ve ön sözü kural dışıdır. Yani Türkçe'de ön kelimesi ilk kelimede olduğu zaman neredeyse hepsini ayrı yazıyoruz. Ama öngörü ve ön sözüye lütfen dikkat et. Bunlar kural dışı olarak bitişik yazılmaya devam ediliyor. Ana sözcüğünde de sevgili öğrencim, ana para, ana mal, ana erke, ana okulu, anayasa sözcükleri kural dışıdır. 8. maddenin dışında kalırlar ve bitişik yazılırlar. Lütfen unutma. Geldik 9. maddeye. Bakın ayrı yazılma kurallarında aklımızda tutacağımız şey aslında çok az. Çok az sadece birkaç kelime aklımızda tutuyoruz. Alt üst ilk kelimede ise işte alt üst ana ön ilk kelimede ise ayrı yazıyoruz. İç dış sıra sözcüklerini mutlaka aklımızda tutuyoruz. ÖSYM sorar. Bilim bilgi sözcüklerini yuvar küvesi sözcüklerini aklımızda tutuyoruz. E başka? Başka bir şey yok hocam. Diğerlerinde zaten anlam kaybı var mı yok mu diye bakıyoruz. Ama ama sadece ayrı yazılanları bilmek biliyorsun ki yetmiyor dün işlediğimiz, dün öğrendiğimiz bitişik yazılma kurallarını özellikle mutlaka bilmek zorundayız. Geldik 9. maddeye. Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak, yardımcı fiiliyle kurulan birleşik fiillerin ilk kelimesinde ses olayı yoksa ayrı yazılır. Bunun tam tersi maddemiz bitişik yazılma kurallarında vardı. Ses olayı varsa ne yapıyorduk? Bitişik yazıyorduk. Ben not etmek kelimesini neden ayrı yazıyorum? Şurada herhangi bir ses olayı yok. Söz etmek neden ayrı yazıyorum? Herhangi bir ses olayı yok hocam. Var olmak neden ayrı yazıyorum? Herhangi bir ses olayı yok hocam. Şu notumuzu bitişik yazılma kurallarında sana açıklamıştım. Cem etmek, def etmek, men olmak gibi örnekleri lütfen unutma. Üç tane örneğin kural dışı gibi göründüğünü söylemiştim. Ama esas sebebini dün sana anlatmıştım. Burada tekrar anlatmayacağım. Geldik diğer başlığımıza kısaltmaların ve sayıların yazımı yine ÖSYM'nin çok sevdiği ve bol bol sorduğu konulardan birisidir. Birebir mesela şurada TDK'ye örneğimizi ÖSYM daha önce birkaç kere sordu. Hemen önce büyük harfle yapılan kısaltmalara sonra küçük harfle yapılan kısaltmalara hızlıca göz atıyoruz. Sevgili öğrencim büyük harfle yapılan kısaltmalarda hiçbir şekilde nokta kullanmıyoruz. Lütfen dikkat et. Özellikle milattan önce sözcüğünü, milattan sonra sözcüğünü kullanarak seni kandırmaya çalışırlar. Milattan önce de de nokta yok. Büyük harfle yapılan kısaltmalarda hiçbir şekilde nokta kullanmıyoruz. Sadece iki tane kelimede kanun bize izin veriyor nokta kullanmamıza. Hangisi bu? Devlet ismi yani Türkiye Cumhuriyeti devletimizin isminde TC'de noktaları koymaya devam ediyoruz. Ayrıca şöyle de değil. Türkiye nokta Cumhuriyeti nokta şeklinde iki noktalı şekilde kullanmaya devam ediyoruz ve Türkçenin büyük harfle yapılan kısaltmasında da yine T nokta şeklinde ne yapıyoruz? Nokta kullanmaya devam ediyoruz. TC ve T dışında hiçbir şekilde büyük harfle yapılan kısaltmalarda ne kullanılmazmış? Nokta kullanılmazmış. Lütfen dikkat et. Büyük harfle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır. Kısaltmanın açılımını okumayacaksın, açmayacaksın asla kısaltmayı. Ne demek istiyorsun Cemal hocam? Milli Eğitim Bakanlığına diye okumayacaksın. Zaten sen her kısaltmanın açılımını bilemezsin. Mantıken düşün bilmediğin kısaltmayı ne yapacaksın? O yüzden açarak okuma yaz bunu nasıl okuyacağız hocam? Kısa haliyle. Map E şeklinde okuyacağız ve ekimizi ona göre getireceğiz. Kısaltmamızın son sesinde K sesi varsa ya da H sesi varsa bu sesleri K ya da H diye okumayacağız. Kısaltmanın sonundaki sesleri K ya da H diye okuyacağız ve eki de buna göre getireceğiz. Lütfen dikkat et. TDK'ya dersen yanlış olur. TDK'ye demek zorundayız ve ekimizi de son sese göre getirmek zorundayız. Lütfen dikkat et. Hocam böyle botaş gibi, asesan gibi uzun kısaltmaları ne yapacağız? Bunları aynen okuduğumuz gibi. Bunları A S E L S A ne diye okuyamayız. Aselsan'dan diyeceğiz. Botaşa diyeceğiz ve gelenekleri mutlaka sevgili öğrencim kesme işaretiyle ayıracağız. Tekrar ediyorum. K sesine dikkat et ve asla kısaltmaları açma. Küçük harfle yapılan kısaltmalar. Türkçe kelimelerin sonuna küçük harfle kısaltma yaptığımız zaman mutlaka nokta koymamız gerekir. Doktoru kısalttım. Sonuna ne koyacağım? Bir tane nokta. Albayı kısalttım. Sonuna nokta. Sıfatı kısalttım. Sonuna nokta. Edebiyatı kısalttım. Sonunda nokta kullanmalıyız. Ama sevgili öğrencim, ölçü birimlerinin biz uluslararası kısaltmalarını kullandığımız için yani bunları Türkçe olarak görmediğimiz için Bunlarda hiçbir şekilde nokta kullanmayız. metre, milimetre, santimetre, kilometre, gram, litre, kilogram derken ne yapmıyoruz? Kısaltma kullanmıyoruz. Ölçü birimlerinde kısaltma kullanılmaz. Türkçe olan kısaltmalarda ise ne yapacağız? Nokta mutlaka kullanacağız. Peki küçük harflere gelen kısaltmalara ek getirdiğimiz zaman harfleri mi okuyacağız? ya yoksa kısaltmanın açılımını mı okuyacağız sevgili öğrencim kelimenin okunuşu esas alınır. Yani ne demek hocam bu? CM'yi demeyeceğiz, santrimetreyi diyeceğiz. Bak. KG'den dersen büyük harfle yaptığımızı yaparsan bu sefer de burada hata yapmış olursun. Küçük harfle yapılan kısaltmalarda kısaltmanın açılımı mutlaka okunacak. KG'den demeyeceğiz. Kilogramdan diyeceğiz. Ya da sevgili öğrencim kuruş A diyeceğiz. Şöyle olursa olur mu hocam? KR'ye olursa olur mu? Olmaz. Lütfen dikkat et. KR'ye dersen, KG'den dersen yanlış yapmış olursun. Kuruş diye açacağız. Kilogram diye açacağız. Özellikle dikkat et. Ayrıca şuna da dikkat et. Eğer noktası varsa veya üslü bir sayısı varsa kesme işareti kullanmana gerek yok. Bak ben kuruşa yazarken kesme işareti kullanmadım. Çünkü zaten nokta işareti burada iki tane harfi ayırdığı için ekstra kesme işaretine gerek yok. Yine santimetre küp derken ya da metre kare derken sevgili öğrencim kesme işaretine gerek yok. Çünkü oradaki 2 ve 3 sayısı yani kareyi ve küpü temsil eden sayı zaten harfi ayırdığı için kesme işareti kullanmıyoruz. Basitmiş gibi görünse de çok önemli. Lütfen dikkat et. ÖSYM şöyle yapar. Metre kare y der. Sana ilk bakışta mantıklı gelir. Mantıklı gelmesi doğru olduğu anlamına gelmez. Kesme işaretini burada kullanmana gerek Yok ya da KG'den yazar sana mantıklı gelir. Mantıklı gelmesi önemli değil. Kuralı bilmek zorundayız. Açılımı okuyacağız. Eğer nokta ya da üst işareti yoksa kesme işareti kullanacağız ama nokta ya da üst işareti varsa, sayısı varsa asla kesme kullanmayacağız diyorum ve hemen nereye geçiyoruz? Sayıların yazımına geçiyoruz. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. 200 ayrı hocam. 1251 ne kadar uzun olursa olsun hepsini mutlaka ayrı yazacağız. Fakat parayla ilgili işlemlerde özellikle senet, çek gibi ticari belgelerde geçen sayıları bitişik bir şekilde yazabiliriz. Çünkü bitişik yazmazsak araya farklı rakamlar atarak bizi borçlandırabilirler. Lütfen burayı unutma. Onun dışında atları sayılardan oluşan oyun isimleri de bitişik yazılır. 51 gibi, 21 gibi, 66 gibi oyunları biz bitişik şekilde yazarız. Ama ne zaman? oyun ismi olduğu zaman. Sayılara gelen ekleri mutlaka kesme işaretiyle ayırırız. İkinci, sekizinci gibi ya da işte 1985 T gibi. Peki şurada T mi olacak, D mi olacak? Buna nasıl karar veririz sevgili öğrencim? Son harfe dikkat ederiz. Son harfte fıstıkçı şahap varsa buranın mutlaka sert olması. Yani yine T olması lazım gözden kaçar lütfen dikkat et. Şöyle 1985'te diye ÖSYM e sorar. Sınavda gözünden kaçırırsın. Aman diyorum dikkat et. Son harfimiz sertse burası da ne olmak zorunda? Sert olmak zorunda. Lütfen dikkat et ve şuna dikkat et. Bak şu bir çıkmış sorudur. ÖSYM iki şer yazar ve altını çizer. Sana da çok mantıklı gelir. Çünkü ne diyoruz? Sayılara gelen ekleri kesme işaretiyle ayırmayı ayırmamız gerekir diyoruz. Mantıklı mı? Çok mantıklı ama başka bir kanun maddesiyle çelişmediği sürece üleştirme sayıları Türkçede asla sayıyla rakamla yazılamaz. Üleştirme sayıları yalnızca yazıyla yazılır diye bir kanun maddemiz olduğu için lütfen dikkat et ikişer gibi dokuzar gibi yüzer gibi kullanımlar hatalı kullanımlardır. ÖSYM daha önce bunu sordu. İkişer sözcüğünü şu şekilde yazdı. Birçok öğrenciye de mantıklı geldi. Neden? Çünkü kanun maddelerini tam olarak bilmedikleri için böyle bir kullanımın hatalı olduğunu sen bileceksin. Niye? Ben sana bunu çünkü öğrettim. Şimdi Yine bize çok mantıklıymış gibi gelen bölümlerden birine geçiyoruz. Kesme işaretinin yasak olduğu yerler. Kesme işaretinin yasak olduğu yerleri bilmezsek ÖSYM bizi çok kolay bir şekilde kandırabilir sevgili öğrencim. Kesme işaretini Türkçede nerelerde kullanmamalıyız? Hemen bunu öğreniyoruz. Kesme işaretini biz nerede kullanıyoruz? Onu bir hatırlayalım hemen. Tüm özel isimlere gelen çekim eklerini ayırırken biz kesme işareti kullanırız. Ama özel isim olduğu halde kesme işaretini kullanamadığımız durumlar var. Kanunla yasaklandığı yerler var. Dolayısıyla bunları mutlaka bilmelisin. Yoksa mantıken bunlar sana doğru gelir. Bunlardan en önemlisi ne? Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve İş yeri isimlerine gelen ekler kesme ile Lütfen unutma. Büyük harflerin kullanımında da bu maddeyi sana hatırlatmıştım. Şöyle yapar ÖSYM'e, Çankaya Lisesi'nde diye bu kelimenin altını çizer. Sen mantıkken şöyle düşünürsün. Bu bir özel isim. Ç'yi büyük yazdı, L'yi büyük yazdı. Sonra da geleneki kesme işaretiyle ayırdı gayet doğru ve mantıklı görünür. Peki doğru mu? Hayır, yanlış. Doğrusu ne hocam? Hiçbir şekilde kesme işareti kullanmamak. Hiçbir şekilde burada kesme işareti kullanmanı istemiyorum. Lütfen dikkat et buraya. Şöyle örneklerimize bir bakalım. Danışma kurulundan demiş. Kesme işareti kullanmış mı? Kullanmamış. Birleşimin ikinci oturumunda demiş. Kesme işareti var mı? Yok hocam kullanmamış. Mavi köşe bakkaliyesinden demiş. Bakkalından demiş. Kesme işareti var mı? Hayır yok. Neden? Çünkü bunlara kesme işareti gelemez demiş. Bunun tek bir istisnası var. Avrupa Birliği'ne ek gelirse kesme işaretiyle ayırırız. Aslında Avrupa Birliği de bizim için bir kurumdur. Dolayısıyla geleneki ayırmamamız lazım. Ama Avrupa Birliği'ni bir kurumdan ziyade artık bir ülke gibi düşünüyoruz. Çünkü kendi para bilim birimleri var, kendi meclisleri var, kendi bayrakları var Avrupa Birliği'nin ve Avrupa Birliği'ne üye ülkeler arasında sınır falan yok. Kendi pasaportları da var. Dolayısıyla Avrupa Birliği'ne derken sevgili öğrencim kesme işareti kullanmaya devam ediyoruz. Yani onu ülke gibi düşünüyoruz. Lütfen dikkat et. ÖSYM şurayı kullanmayı çok sever. Şimdi son zamanlarda yine son 2-3 yıldır sorularda görmeye başladığımız bir konudan bahsedeceğim. Lütfen beni dikkatli dinle. Sonunda 3. teknik kişi iyilik eki alan özel ada bu ek dışında başka bir iyilik eki getirildiğinde kesme işareti konmaz. Şimdi madde böyle diyor ama madde çok açık değil. Ne demek istiyor hocam? Şunu demek istiyor. Yani amik ovası şeklinde iken kesme işareti koyabilirsin. Konya ovası şeklinde iken kesme işareti koyabilirsin. Ama diyor bu isim tamlaması şeklinde olan özel isimlerde. Örneğin <laughs> ağrı dağı Örneğin Konya Ovası. Bunların üzerinden örneklerimizi çoğaltalım. Bunun diyor orjinali Ağrı Dağı. Bunun diyor orjinali Konya Ovası. Burada belirtisiz isim tamlaması var. Ve belirtisiz isim tamlamasının şurada sondaki eki ne sevgili öğrencim? I, i, u, ü, iyelik eki. Bunun iyelik eki olduğunu ben sana daha önce ne yaptım? Öğrettim. Eğer diyor buradaki iyelik ekini bizim anlamına gelen, sizin anlamına gelen, onların anlamına gelen, senin anlamına gelen bir iyilik ekiyle değiştirirsen artık kesme işareti kullanamazsın diyor. Madde aslında bana bunu söylüyor. Şimdi gel şöyle bir bakalım. Amik ovası şeklindeyken kesme işareti koymalıyız. Mesela amik ovasında derken şöyle kesme işaretini koyduk. Ama Amik Ovası'nı artık bizim ovamız, sizin ovanız, onların ovası yaparsan kesme işareti kullanamazsın. Örneğimiz üzerinden yazıyorum. Konya ovamız yazarken K büyük yazılmaya devam eder, O büyük yazılmaya devam eder. istediği kadar yanına ek gelsin hiçbir şekilde kesme işareti kullanılmaz. Lütfen buna dikkat et. Van Gölü üzerinden yapalım. Van Gölü derken kesme işareti kullanacağız. Ama Van Gölü müz dersek, hocam şurayı bir silelim. Van Gölü müzün dedik. Hiçbir şekilde kesme işareti kullanmayacaksın. Van Gölü de dedin. Hiçbir şekilde kesme işareti kullanmayacaksın. Bunu daha, ön, daha, önce Boğaz Köprüsü üzerinden sordu ÖSYM. E. Şöyle yaptı. Boğaz Köprü müzün diye şöyle yazdı. Öğrenci de tabii şöyle düşünüyor. İlk harfler büyük olduğu için kesme işareti olması gerektiğini düşünüyor. Ama bizim anlamını, sizin anlamını, senin anlamını, onların anlamını verirsem sevgili öğrencim özellikle iki kelimeden oluşan bu isim tamlaması şeklindeki özel isimlerimizde ne yapmayacağız? Kesme işareti kullanmayacağız. Hemen genellikle yanlış yazılan bir örnek daha gösteriyorum sana kurban bayramımız kutlu olsun diye mesaj atarken insanlar genellikle şuraya kesme işareti koyar. Böyle şirketler, belediyeler falan atıyor ya siyasetçiler atıyor. Burada kesme işareti kullanır. Fakat kurban bayramımız derken bizim anlamı kattık buraya. Bizim anlamı kattığın an artık kesme işareti ne yapmayacağız? Kullanmadan yazacağız. Büyük yazmaya devam ama kesme işareti yok. Şöyle dersek kurban bayramında et yenir. Herhangi bir şekilde değiştirmedim. Bizim anlamı, senin anlamı, sizin anlamı, onların anlamını katmadım. O zaman kesme işareti kullanabilirsin. Son bir maddemiz kaldı. Sabret burası da ÖSYM'nin çok kullandığı ve sevdiği bir kısımdır. Özel isimlere getirilen yapım eklerini ayıramayız. Bu zaten bence çok kolay ama çokluk eklerini de ayıramayız. Yani -ler, -lar ekini çekim eki olduğu halde özel isimlere geldiği zaman ayıramayız. Dolayısıyla kesme işareti kullanamayız. Ayrıca yapım eklerinden ve çokluk ekinden sonra gelen diğer çekim eklerini de asla kesme işaretiyle ayıramayız. Yani Mehmet'ler yazarken ÖSYM şöyle yazarsa sana mantıklı gelebilir. Sana mantıklı gelmesinin hiçbir önemi yok. Kanun maddesi diyor ki lerekini asla ne yapmayacaksın ayırmayacaksın. Dolayısıyla kesme işareti kullanamazsın. Bursalı derken Konyalı derken İstanbullu derken Konya özel isim deyip şunu ayıramazsın. Neden? Çünkü burada bir yapım eki var. Ya da Konyalılar derken ayıramazsın lütfen sevgili öğrencim dikkat et Yakup kadriler derken Mustafa Kemal Atatürkler derken ler işaretini yine ayıramazsın Peki bunun zor örneklerinden bir tanesi en zor örneklerinden bir tanesi dil isimleridir. Dil isimleri biraz da önemli olduğu için bunlara gelen ekleri ayırmamız gerektiğini düşünürüz. Türkçe'nin derken Şöyle yazılmaz, hatalıdır. Hatta böyle işte Türkçeye önem verelim, Türkçeyi doğru yazalım gibi paylaşımlarda da hep Türkçeye gelenekler kesme işaretiyle ayrılır. Aslında bu paylaşımı yapanlar Türkçeyi yanlış kullanır. Çok fazla yanlış kullanıyoruz biz kelimeleri. Yazım kurallarını milletçe maalesef bilmiyoruz. Türkçe'nin diye ÖSYM böyle altını çizer. Yanlış sevgili öğrencim. Neden yanlış? Çünkü Türk kelimesinden sen yapım eki getirerek Türkçeyi türettin. Artık yapım ekinden sonra gelen hiçbir eki de ayıramayız diyor bize kanun maddesi. Dolayısıyla Türkçe'de derken, Türkçenin derken, Türkçemiz derken hiçbir şekilde yapım eki kullanmayacağız. Ya da Müslümanlık derken, Müslümanlıkta derken yapım eki kullanmayacağız. Atatürkçülüğün derken Yapım eki kullanmayacağız. Yapım eki kullanmayacağız dediğim kesme işareti kullanmayacağız. Lütfen ama lütfen bu son maddeye de özellikle dil isimlerine dikkat et diyorum. E seninle birlikte bugünün sonunda ne yapmış olduk? Yazım kuralları gibi önemli bir konuyu da bitirmiş olduk. Ve yazım kurallarıyla birlikte aslında Türkçedeki, dil bilgisi konularının hemen hepsini bitirmiş olduk. Bugünden itibaren artık seninle ne yapacağız? Anlam konularına odaklanacağız. Takipte kalmaya ve ne yapmaya devam ediyorsun sevgili öğrencim? Hoşça kalmaya devam ediyorsun.